Sinema Artı'dan herkese merhaba. Benzersiz içeriğimizle yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Özel röportajımız, sizler için hazırladığımız listelerimiz ve çok daha fazlasıyla Sinema Artı başladı. Sinema Artı'da bu hafta. Haftanın öne çıkan sinema haberleri. Usta oyuncu Muhammed Uzuner'le özel bir sohbet. Aktör John Turturro'nun hayatına yakından bir bakış. Mitoloji temalı filmler listesi. Ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. This is Sparta! Haftanın öne çıkan sinema olaylarını sizler için derledik. Haber Artı bölümümüzle Sinema Artı başlıyor. Her yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen fakat bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle Temmuz ayına ertelenen Cannes Film Festivali, salgının Fransa'daki seyri sebebiyle yeni bir ertelenme ihtimaliyle karşı karşıya. Cannes Film Festivali direktörü Thierry Fému, festivalin yeniden ertelenme ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamada, festivalde maske veya diğer kişisel koruyucu ekipmanların olmamasını tercih edeceklerini ve bu sebeple Temmuz ayına gelindiğinde Fransa'da hala toplu katılım gösterilen etkinliklerde maske takılması zorunlu olursa, festivalin sonbahara ertelenmesinin mümkün olabileceğini dile getirdi. Cannes Film Festivali'nin şimdilik planlandığı gibi 6 Temmuz'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı ile gelen sorunlar sinema ve televizyon sektörünü etkilemiş durumda. Yapılan açıklamalara göre İngiltere vatandaşı olan oyuncular ve film ekiplerinin Avrupa ülkelerine geçişler için vize almak zorunda olmaları sorunlara neden olmaya başladı. Ian McKellen ve Julie Walters gibi oyuncular maliyetli ve uzun süren vize prosedürlerini gerçekleştirmeden Avrupa'ya giriş yapamıyor. Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi'ne yapılan bildiriye göre İngiltere hükümetinin verdiği Brexit kararı sinema sektöründe büyük gecikmelere neden oluyor. Komitenin yaptığı açıklamada zaten koronavirüs nedeniyle zorluklarla başa çıkmaya çalışan sektörün daha da kötü bir hal aldığı söylendi. Komite üyelerinin çözüm arayışını sürdürdüğü vize konusunda nasıl bir sonuca varılacağı henüz bilinmiyor. Malatya ilgili her anını hatırladıkça paylaşacak. Malatya'da çekimleri devam eden Gizemli Köy filminde rol alan usta oyuncu Toygun Ateş, çekimler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan testler sonucu mutasyonlu virüse yakalandığı belirlenmişti. Durumunun ağırlaşmasıyla entübe edilen usta oyuncu, virüse bağlı olarak organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kulağınızın arkasında kalacak bilgiler aktaracak. 1954 yılında dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olmuş, 1976'da başladığı oyunculuk kariyerinde yüzden fazla sinema ve dizi filminde yer almıştı. Benden ayrılmayın. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, birçok projede oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almıştı. Bundan sonra hep sizlerle beraber bu ihtiyar kurdu kaçırmayın. İlk kez 1992 yılında yayınlanan dünyaca ünlü video oyunu serisi Mortal Kombat'ın yeni film uyarlamasından ilk fragman paylaşıldı. Daha önce 1995 yılında beyaz perdeye uyarlanan Ölümcül Dövüş Mortal Kombat'ın yeni filminin yapımcıları arasında James Wan da yer alıyor. Yapımın yönetmen koltuğundaysa ilk uzun metraj filmini çeken Simon McQuaid oturuyor. Para için dövüşen, geçmişinden ve kendisine kalan mirastan haberi olmayan Cole Young'ın İmparator Shang Tsung tarafından gönderilen Sub-Zero arasındaki mücadelenin yanı sıra ailesini korumak için Sonya Blade'i ararken kendini Raiden tapınağında bulmasını ve Outworld'de dünyanın en iyi savaşçılarına karşı galip gelebilme amacını konu alan film,
16 Nisan'da Amerikan sinemalarında ve eş zamanlı olarak dijital bir platformda da izleyiciyle buluşacak. Filmin Türkiye'deki vizyon tarihi ise 9 Nisan 2021. Yılda 800'ün üzerinde film üreten Hindistan film endüstrisi Bollywood, bu özelliğiyle dünyanın en büyük sinema sanayisidir. Tahmin edilenin aksine Amerikan film endüstrisi Hollywood ise Bollywood'un yarısı kadar film üretmektedir. Sinema Artı'nın bu haftaki konuğu çok kıymetli bir oyuncu Muhammed Uzuner bizimle beraber. Abi hoş geldiniz Sinema Artı'ya. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle bu hengamenin içinde nasılsınız diye bir sormak isterim size. Her şey yolunda mı? Vallahi ben iyiyim kişisel olarak. Hani sağlık olarak da iyiyim. Ama işte dediğin gibi hengamenin içerisinde iyi olmaya çalışıyoruz. Ama lokal anlamda iyiyim. Evet, yani ben de sizin burada olmanızdan dolayı çok iyiyim, çok mutluyum gerçekten de. Çok ses getiren ödüllü art house filmlerde ya da yüksek gişeli filmlerde görmeye alıştık sizi. Tabii performanslarınızda renk kattığınız diziler oldu. Köklü bir tiyatro geçmişiniz var. Çok donanımlı, çok kaliteli bir oyuncu olarak buradasınız. Tabii bu çeşitliliğin içinde oyunculuk yönünüz ne şekilde etkilendi ya da etkilenmeye devam ediyor diye sorsam? Yani şöyle, evet, hepsi farklı mecra. Mesela kamera dediğimiz sinema farklı bir mecra, dizi farklı bir mecra, tiyatro bambaşka bir mecra. Şimdi her mecranın refleksleri, yani mesleki refleksleri değişik olduğu için hepsinde oyunculuk yapıyoruz aslında. Ama hepsinde dikkat etmemiz gereken şeyler ve hem çalışma teknikleri hem ifade teknikleri farklı. Dolayısıyla her birindeki zorluk ya da kolaylık bir diğerine muhakkak bir şey yapıyor. Bir yarar sağlıyor, bir iyileştirme yapıyor. Dolayısıyla her yerde oynamak daha iyi. Tiyatro oyunculuğu sinemada, tabii ki sinema oyunculuğu tiyatroya kesinlikle şey yapıyor, bir iyilik sağlıyor. Genel olarak hani tiyatro esas tutulur ama bence eğitim de bu esas, tiyatro oyunculuğu esas. Ama kamera oyunculuğunun da sahne oyunculuğuna ben çok faydası olduğunu düşünüyorum. Böyle hangisi sizin için bir tık yukarıda diye sorsam? Yani tiyatro ve sinema. Öyle değil mi? Evet. Evet. Televizyon bizim için biraz daha iş gibi. Ötekiler kendi mesleki alanlarımız gibi. Tabii. Sinema ve tiyatro. Tabii bir de tiyatro demişken aynı zamanda bir eğitimci yönünüz var. Hmm. Cihangir Atölye sahnesinin birçok öğrenciye okul oldu, birçok oyuncuya okul oldu. Sizin için ne oldu diye sorsam, Cihangir Atölye sahnesini biraz sizden alsam. Yani bir şeyler öğretiyorsunuz. Öğrencilerinize öğretiyorsunuz ama onlardan neler öğreniyorsunuz? Eğitirken mesela neler öğreniyorsunuz? Zaten eğitmenlikte en çok sevdiğim yön o. Aşağı yukarı 25 yıldır oyunculuk eğitmenliği yapıyorum. En çok sevdiğim yön o. İşte her öğrenci başka bir dünya, başka bir sorun aslında, olumlu da olsa. Ve başka sorularla geliyor. Dolayısıyla o sorulara, değişik sorulara cevap bulmak gerekiyor. Onlar da büyük bir deneyim sağlıyor tabii ki. Dolayısıyla eğitirken öğrenmek ve yani öğretirken öğrenmek çok keyifli bir hale geliyor. Çünkü dinamik bir süreç işliyor. Etki tepki yoluyla, iletişimle bir süreç işliyor. Onun çok faydasını görüyorum ve çok da zevk alıyorum. Yani cevabında zorlandığım bir soru geldiğinde bir öğrenciden acayip hoşuma gidiyor ve bir saniye ben bir dersimi çalışayım haftaya kadar diyorum. Evet, evet, peki kuruluş aşaması nasıl oldu? Şöyle, Gamze ile beraber kurduk, Arzu Gamze Kılınç'la Cihangir Atölye sahnesini. 2017'nin Nisan'ında kurduk. Aslında oyunculuk eğitimi her yerde veriliyor. Yani biz de çok, yani Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz. Ama bizim yolumuz, yöntemimiz, üslubumuzun biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da Cihangir Atölye sahnesi bir yapı, tiyatrosu var, işte konservatuvar var ve atölyeleri var. Bir tiyatro ve tiyatro oyunculuğu eğitimi üzerine bir kurum. Şunu çok önemsiyoruz. Yani sağlıklı bir eğitimin, öğretimin sağlıklı bir ortamda olabileceğini düşünüyoruz. Sağlıklı bir ortamın da iletişimden, sağlıklı bir iletişimden geçeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim derslere verdiğimiz, eğitmenlere verdiğimiz değer kadar
yaşantıya verdiğimiz değer de var Caz'da. Cihangir Atölye sahnesinde ve ortak alan diye bir yer var. Herkes bütün aralarda, işte provalardan önce, sonra dersten önce, arada, sonra orası bir tartışma, sohbet, yemek yeme, çay içme yeri. Hatta 7-24 diyoruz biz derslere. Yani dersler işte 1-2 saatli bitmiyor aslında. O yaşantıyı çok önemsiyoruz. O yaşantının nüvesi derste de devam ediyor. Dolayısıyla bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Kulağa gerçekten harika geliyor. Evet. Tabii bir de oyunculuk yönünüze tekrar geri dönmek istiyorum. Halef filmindeki rolünüzü mesela, o performansınıza bayılmıştım. Taş filmi de keza işte aynı tadı vermişti bana. İçinde hep bir gizem var aslında bu filmlerin. İkisinin ortak noktasında da Bir Zamanlar Anadolu'dayı saymıyorum bile. O zaten bir gizemin kendisiydi filmde. Bir taraftan bakıyorum, bence en iyi romantik komedilerden biri Kocan Kadar Konuş, Diriliş. Çok güzel filmdi. Orada da yer aldınız. Hem de çok kilit bir rolde. Gerçekten en eğlenceli sahneler sizinkilerdi. Çok zekice hazırlanmış bir senaryo. Bu rolleri seçerken motivasyonunuz ne oluyor? Yani ben aslında şöyle bir şey yapıyorum. Senaryo okurken insan tabii kendi rolüne bakıyor ama benim için çok hayati olan bir şey filmin bütünü. Eğer bütününde benim hoşlanmayacağım ya da onaylamayacağım bir şey söylüyorsa veyahut bütünü kendi başına sağlam bir şey ifade etmiyorsa, aslında rolüm güzel de olsa, bana teklif edilen rol çok güzel de olsa pek oynamak istemiyorum ve oynamıyorum açıkçası. Yani içinde bulunduğum bütünün benim de değer vereceğim bir bütün olmasına çok dikkat ediyorum. En çok bu aslında. Ondan sonra yönetmenin çok önemli. Kimin yöneteceği çok önemli. Tabii ki yapım şirketi falan onlar da sayılabilir ama esasen bunlara çok dikkat ediyorum. Şimdi tabii ben de siz söylerken bir taraftan şöyle bir baktım filmlere. İşte Halef'te bakıyoruz, işte kardeşinizin, abinizin reenkarne hali mi diye bir soru işaretimiz var. İşte Taş'ta gerçekten oğlunuz mu diye bir soru işareti. O gizemi filmin sonuna kadar öyle güzel kuruyor ki, ve siz de o kadar güzel mihmandarlık yapıyorsunuz ki abi, izleyiciye yani bizlere. Oradaki o belki de işte oyunculuğunuzun sırrı belki orada çıkıyor. Vallahi çok teşekkür ederim öncelikle. Biraz sinemada, işte sinemayla dizinin aslında en büyük farkı bu. Sinemada biraz cimri davranmak gerekiyor. Yani durumun içerisinde var olup o varoluşla yürümek gerekiyor. Ama dizide olayları en açık bir biçimde konuşmak ve duygularını göstermek gerekiyor. Sinema biraz daha tabii düşündüren ve daha geri planlara götüren bir şey seyirciyi. O yüzden de herhalde oyunculuklar da öyle gelişiyor. Evet. Ve onun içinde yoğrulmak oyuncu olarak da bana çok zevk veriyor aslında. Evet, peki tabii oyuncu olarak son olarak gördüğümüz yer sizi bir dijital platform, Terapist dizisiyle çıktığınız karşımıza. Gerçekten yine çok iyi hazırlanmış bir senaryoyla, çok iyi bir hikayeyle çıktınız karşımıza. Yine bir gizem var, katil kim durumu var aslında orada. Ve sonuna kadar izlettiriyor, bizi merak ediyoruz. Nasıl görüyorsunuz dijital platformları, sinemanın geleceğini? Biz artık filmleri orada mı izlemeye başlayacağız? Valla bana göre dijital platformlar bir alternatif ve kıymetli oldu. Çünkü neden kıymetli oldu? Seyircinin... Dijital platformların seyircisi değişik olduğu için ve internet kullanıcısı olduğu için aslında seyircinin seyretme, izleme reflekslerini daha değişik idare edebiliyorsunuz. 10 dakikalık işte Terapist bizim, 10 dakikalık, 15 dakikalık bir dizi. İşte yarım saatlik diziler var. Baştan beri başka platformlarda 45 dakikalık, 1 saatlik diziler vardı. Bunlar bizim televizyon izleme alışkanlığımıza göre çok radikal değişiklikler. Dolayısıyla bu değişiklik içerikte de birçok şeye yansıyor. Yönetim biçimine, oyunculuk biçimine, senaryoya kadar gidiyor ve ben bunların hepsini olumlu görüyorum. Dijital platformlar bize hem daha geniş bir iş alanı sundular, hem bu iş alanı daha özgürlükçü bir yapıda sundular. Ben çok umutluyum ve sevinçliyim aslında, ama sinema mesela dijital platformda mı olur, beyaz perdeden ayrılır mı? Çok güç bir soru. Herhalde epey daha beyaz perdede gideriz. Ama ikisi birlikte, çünkü evden çıkmamak, pandemiyle ilgili söylemiyorum. Yani genel olarak pandemiden sonra da evden çıkmamak büyük bir lüks.
Maalesef bence. Maalesef. Çünkü evden çıkmalıyız ve sosyalleşmeliyiz. Dolayısıyla bilemiyorum ama epey daha gider. Evet evet, yani bu pandemi öncesinde de sinema salonlarıyla ilgili çok tartışma oldu. İzleyicinin düşüşüyle ilgili rakamsal olarak. Tabii sinemanın AVM'lere kapanması, biraz böyle yaşayan sinema salonlarının azlığı, sokağın içinde olanların azlığı. İşte bir taraftan alışveriş yaparken bir taraftan hamburger yiyip hadi bir de sinemaya gidelim durumu. Biraz sinemanın yani beyaz perdenin büyüsünü bozmaya başlıyordu derken pandemi oldu. Aslında önce bir sinema sektörü olarak çok büyük bir kaosun içinde gibi görüyordum kendimizi ama bir çıkış kapısı oldu. Bir şekilde bir mecra bulundu yani. Evet, hem öyle hem de belki pandemi bize ihtiyacımız olan şeyleri hatırlatıyor olabilir. Hı. Yani o Ağustos böceğinin radikal yorumu, esas ona da ihtiyacımız evet. var. Sanata, insanlara, sosyalleşmeye ne kadar ihtiyacımız varmış aslında diye bazı şeyleri de hatırlatmış olabilir. Belki de pandemiden sonra hani sinema ve tiyatro salonlarına daha artan bir iştahla gelecek seyirci, bilmiyoruz. Umarım öyle olur tabii. Peki kişisel olarak bu pandemi dönemi bir tiyatro ve sinema oyuncusu olarak sizi nasıl etkiledi? Perdeler inik, sinema salonları kapalı uzun zamandır. Bundan sonra neler olacak? Mesela jazzla ilgili bir planınız var mı? Jazz'tan başlayayım. Jazz kapalı tabii ki. Şöyle oldu. İlk Mart'ta, bir yıl önce aşağı yukarı Mart'ta kapattık ve sonra bir dönem açıldı, bir dönem kapandı. Hı-hı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönergeleriyle. Yani en başta söylenmesi gereken şey kişisel olarak bir travmaydı tabii. Her şey, yani çok yoğun bir şey içindeydik, akış içindeydik. Özellikle jazz'da birçok oyun çıkıyordu. Mayıs'ta, Haziran'da 8 tane premier olacaktı. Bizim atölye oyunları, konservatuar oyunları falan. Yani bıçak gibi kesildi ve tabii sonrasında böyle bir travma süreci ve insan şöyle hissediyor. Mesleğimi yapamıyorum, mesleğimi öğretemiyorum. Bir kapana kısılmışlık duygusu hissediyor. Bunlar iyi duygular değil ama bir iki ay sonra herhalde yaklaşık o travmayı atlattıktan sonra ne yapabiliriz? Gelecek nasıl şekilleniyor? Acaba kalıcı bir şey mi bu? İşte Dünya Sağlık Örgütü belki 10 yıl sürebilir diyor falan o zamanlar. Biraz düşünce üretmeye çalıştık. Ve aslında o üretilen düşünceler evrimleşe evrimleşe başka formlara, başka kaplara dökülmeye başlandı. Belki de pandemiden sonra bu dönemde edindiğimiz bazı refleksleri ve alışkanlıkları da kullanacağız diye düşünüyorum. Evet. Peki son olarak Terapist dizisinde görmüştük sizi dedik. Bundan sonrası için yeni bir projede görecek miyiz? Beyaz perde olur, yine bir platform işi olabilir. Vallahi birkaç konuşmalar var ama henüz netleşen bir şey yok. Onlar netleşene kadar da eğer tiyatrolar açılırsa veya okul açılırsa onlarla ilgili bir takım yapmak istediğimiz projeler var. Ama sinema veya televizyonda henüz kesinleşmiş bir şey yok. Umarım dijital mecralardan bir şey gelir. Ben de onu yani soracaktım. Kısa süreli bir şey olur. Yani kısa süreden kastım Terapist gibi 10 dakika 15 dakika olması şart değil ama yani şu 2,5 saatlik diziler biraz yorucu açıkçası. Öyle, hem öyle aslında kolaycılık gibi geliyor şu anda söyleyince kulağa. Fakat gerçekten kaliteyi arttıran bir şey. Hmm. Daha kısa sürede olması, daha böyle zekice bir kalemin bu konuyu biraz deyim yerindeyse çöplerinden ayırarak sunması evet, insanlara. Yani zaman geçirmek zorunda olmak çok fena bir şey. Senarist açısından da, yönetmen açısından da, oyuncu açısından da. Dolayısıyla burada her şey kompakt, bir bütün içerisinde istediğiniz gibi akabiliyor. Yani demin dediğim gibi yansıyan çok iyi tarafları var bu sürenin kısalığının. Ayrıca şeyi zaten konuşmaya bile gerek yok. Hani emek veren insanların insanlık sınırları dışında emek veriyorlar bu uzun dizilere. Oysa mesela Terapist'te çok son derece medeni, çok güzel çalıştık. Hem salgın koşullarından dolayı, hem sürenin azlığından dolayı her gün gidip bir sahne çekip çok medeni yani. Her gün bir sahne olarak mı? Gibi gibi yani aşağı yukarı öyle oldu tabii. Ne kadar sürdü total olarak çekimler? 15 gün sürdü. Müthiş. Tabii 15 gün sürdü, 7 bölüm. İşte dış sahneler, iç sahneler, onlar biraz uzattı. Ama yani çok sağlıklı bir çekim süreciydi. Hiçbir zaman setten işte Allah'ım yoruldum, öldüm, bittim diye çıkmadık.
Hatta zevkle gittik. Zaten ekibimiz çok şahaneydi. Başta yönetmen Zeynep Dadak olmak üzere. Çok güzel bir süreçti. Terapist hep olumlanacağım bir deneyim. Peki bu bölümün son sorusu olarak benim bir özel merakım var. Tabii sizin gibi kıymetli sinema insanlarının izleyici koltuğundayken hangi filmleri, hangi ülke sinemasını tercih ettiğini, ne tarz filmler izlediğini merak ediyorum doğrusu. Ben yani şu ülke sineması diye çok bir ayrım yapmıyorum aslında. Çok sevdiğim filmler var farklı farklı ülkelere ait ama Amerikan sinemasını çok sevmediğimi söylemeliyim. Yani Amerikan sineması derken Hollywood sineması beni çok ilgilendirmiyor aslında seyirci olarak. Ama Balkan sineması, İran sineması ve İspanyol sineması. Yani daha da var tabii ama böyle ilk aklıma gelen bunlar böyle bir beni eğitiyorlar gibi. Özel bir sinema saatiniz olur mu? Haftanın belli bir günü ya da günün belli bir saati. Yok, hiçbir şey. Dersler dışında, provalar dışında veya set zamanı dışında hiçbir şey için belirli bir zamanım yok. Evet, peki sohbetimize bir virgül koyalım. Sonra hızlı sorularla burada olalım, olur mu? Teşekkür ederim. Yakın planda bu hafta çok yönlü bir sinemacıyı ağırlıyoruz değerli izleyenler. John Turturro sizlerle. My story begins. Bu hafta doğum günü münasebetiyle andığımız John Michael Turturro, Şubat 1957'de Brooklyn'de dünyaya gelir. My mother is a widow. Sicilyalı, şarkıcı bir anne ile yine İtalyan asıllı bir babanın oğlu olan Turturro, sıkı bir Katolik olarak yetiştirilir. New York Eyalet Üniversitesi'nde sahne sanatları okuyan genç John, Yale Üniversitesi drama bölümünde yüksek lisansını tamamlar. Martin Scorsese'nin Kızgın Boğa isimli filminde figüran olarak beyaz perdeye adımını atan Turturro, To Live and Die in L.A. filmindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Spike Lee, aktörün bir psikopata hayat verdiği Five Corners'daki rolünden etkilenerek Doğruyu Seç filminde yer alması için ona teklif götürür. Böylelikle Lee ve Turturro arasında uzun sürecek bir işbirliği de başlamış olur. İkili, iki kadın arasında Jungle Fever, Clockers, He Got Game ve She Hate Me'nin de aralarında olduğu 9 filme imza atar. Oyuncunun bir başka işbirliği sıra dışı tarzları ile bilinen Hollywood'un ünlü yönetmen kardeşleri Coenlerle olur. Don't smart me. I wanna watch you squirm. Turturro, Miller's Crossing, Cannes Film Festivali'nden en iyi erkek oyuncu ödülüyle döndüğü Barton Fink, Büyük Lebowski ve Neredesin Be Birader gibi yapımlarda Coen kardeşlerle birlikte çalışır. Komediden drama kadar oldukça geniş bir skalada ve hayli alışılmadık imajlarla bezeli bir filmografiye sahip olan aktörün kariyeri, başroller olduğu kadar A sınıfı bir yan karakter olarak da karşımıza çıkar. Çok yönlü bir sinemacı olan Turturro, aralarında Mac, Aşk ve Sigara ve Kiralık Aşık gibi yapımlarında bulunduğu 6 uzun metrajlı filmin hem senaryosuna hem de yönetmenliğine imza atar. Emmy ödülü kazandığı Monk'la başlayan dizi oyunculuğu serüveni de The Night Of, The Name of the Rose ve The Pilot Against America gibi ses getiren yapımlarla sürer. This is not an evil man. Son yıllarda Transformers serisindeki Ajan Simmons rolüyle izleyici karşısına çıkan Turturro'nun erkek kardeşi Nicholas Turturro ve Illuminata filminde birlikte rol aldığı eşi Catherine Borowitz de kendisi gibi başarılı oyunculardır. İki oğlu bulunan John Catherine çifti New York'un entelektüel yaşamında da oldukça popülerdir. Aynı zamanda bol ödüllü bir tiyatrocu olan, film çalışmalarından fırsat buldukça tiyatro yönetmenliği de yapan John Turturro, önümüzdeki yıl Matt Reeves'in yönetmenliğini üstlendiği The Batman filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Every story is a window.
Stephen King'in romanından David Koepp tarafından sinemaya uyarlanan Gizli Pencere'de Johnny Depp'le birlikte rol alması için John Turturro'ya teklif götürüldüğünde aktör söz konusu filmde yer almaya ilk olarak sıcak bakmaz. Ancak Turturro, Stephen King'in büyük hayranı olan oğlunun yoğun ısrarlarına dayanamayarak teklifi kabul eder ve John Shooter rolüne hayat verir. Oyuncu Muhammed Uzuner'le sohbetimize hızlı sorularla devam ediyoruz. Abi hazırsanız başlıyorum. Vallahi hazırım ama yine de heyecanlı bir bölüm. Çocukken giydiğiniz pantolonun cebinden ne çıkar? Şöyle ya bir şey çıkmaz çünkü hep delikti ceplerin ya da muhakkak 1 lira, 1,5 ya da 50 kuruş işte bir şey çıkar, hep öyle hatırlıyorum. Annenizden öğrendiğiniz ilk şey? Bunu da hatırlamak çok güç ama şimdiden düşününce galiba sevgi. İstanbul'a geldiğinizde en çok neden korktunuz? Her şeyden. Önümüzdeki ayın kirasından, mesleğimi yapabilecek miyim? Her şeyi yaşamak yani, yaşamaktan korktum. En büyük başarım dediğiniz şey? Ben öyle büyük bir başarım diye hiçbir şeyi nitelendirmedim hayatımda ama belki sabır. Günün en güzel saati? Sabah erken. Art House mu, gişe filmi mi? Yok, bütün iyiyse hiç fark etmez. Hangi kitabın sinemada uyarlamasını izlemek isterdiniz? Benim çok sevdiğim bir kitap olduğu için Suç ve Ceza Dostoyevski. Öğretmek mi, öğrenmek mi? İkisi aynı şey. Bıkmadan izlerim dediğiniz bir film? Amadeus'u 6 kere izlemiştim. Sonra 2 defa da yıllar geçtikten sonra da televizyonda izlemiştim galiba. Niyeyse o film beni çok etkiliyor. Kahve mi, çay mı? Çay. Nuri Bilge Ceylan setinde olmak mı, yoksa ilk filmini çeken bir gencin heyecanı mı? Fark etmez. Gerçekten ikisi de heyecanlı. Canlandırdıklarınız arasından size en yakın karakter? Oyuncu tabii hepsiyle bir yakınlık kuruyor ama sanırım Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde oynadığım Kırtasiyeci Arif'le Bir Zamanlar Anadolu'daki doktor galiba. Son okuduğunuz kitap? Bir roman, Küçük Adam Ne Oldu Sana, Hans Fallada'nın. Çünkü belki oyununu yapacağım o yüzden. Çok güzel. Evet. Nasıl insanlarla anlaşamazsınız? Birçok şey söylenebilir tabii. Ama galiba bir mekana girdiğinde o mekanı kendinden ibaret zanneden insanlardan çok sıkıntı duyuyorum. Hayatınızın dönüm noktası? Mezun olduktan sonra Antalya'ya gitmem, 12 yıl sonra da İstanbul'a gelmem. Bu ikisi bence çok önemli dönem noktaları. Ben oynasaydım dediğiniz bir karakter? Cevap bulamadım buna hala. Yani hiç öyle bir derdim yok niyeyse. Hatta böyle bir derdi olan oyuncuları da çok kıskanıyorum ben. Ne güzel, onu oynamak istiyor diye. Bilmiyorum. En çok seyahat etmek istediğiniz yer? Çok var tabii ama bir Norveç fiyortları olabilir. Bir de Tokyo. Olmasa yaşayamam dediğiniz bir şey? İnsan olarak ailem ve hayat arkadaşım. Hayatımı paylaştığım insan olmazsa biraz zor yaşarım gibi. İletişim belki, iletişim olmazsa yaşanamaz gibi. Zamanda yolculuk fırsatınız olsa kiminle tanışmak isterdiniz? Bir Sofokles var, antik Yunan yazarı. Sofokles'le sohbet etmek çok isterdim. Belki bir de Tesla. Şu Edison'la meselesini bir konuşmak için. Muhammed Uzuner olmanın en zor yanı? Çok tabii ama benim en kötü tarafım galiba inadım. Bir Karadenizli olarak inadım tuttuğu zaman biraz çekilmez oluyorum galiba. İlk ödülünüzü aldığınızda kalbinizden ne geçti? Hiçbir şey geçtiğini hatırlamıyorum. Yani benim ödüller gerçekten şey, yolda yürürken başımıza gelen şeyler olarak görüyorum. Mesleğe doğrudan bir etkisi yok. Son olarak yıllar önce mesleğe yeni başlayan Muhammed Uzuner'e, bugünün ödüllü usta oyuncusu Muhammed Uzuner'den bir tavsiye. Galiba şey söylerdim. Ben çok kaygı yoğunluklu bir insanım. Yani çocukluğumdan beri o kadar kaygılanma, o kadar sakin ol derdim herhalde. Muhammed Uzuner abi çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerin için, katkın için. Sağ ol, var ol. Ben çok teşekkür ederim, sağ ol. Aa.
Alfred Hitchcock'un 1948 ve 1958 yılları arasında çektiği 5 filmi telif hakları nedeniyle vizyon sonrasında televizyon ekranlarında yer alamaz. Yönetmen yıllar süren mücadelenin ardından filmlerin haklarını üzerine almayı başarır. That's the last time she ever saw him alive. Hitchcock'un kayıp 5 filmi olarak anılan Ölüm Kararı, Arka Pencere, The Trouble with Harry, Tehlikeli Adam ve Ölüm Korkusu filmleri, usta yönetmenin ölümünden sonra kızı aracılığıyla 30 yıllık bir aranın ardından izleyiciyle buluşur. Heyecanla izleyeceğiniz bir liste artıya hazır olun. Sizler için mitolojik filmler listesi hazırladık. Tarih efsanelerle birleşiyor, ortaya destansı hikayeler çıkıyor. Binlerce yıllık mitolojik söylencelerin beyaz perdenin büyüsüyle yeniden yorumlandığı, aksiyonu bol, epik bir anlatı. Bu hafta sizler için mitoloji temalı filmleri derledik. Beowulf, Ölümsüz Savaşçı. Robert Zemeckis'in yönetmenliğini üstlendiği Beowulf, Ölümsüz Savaşçı, korkunç bir yaratık olan ve Danimarka'yı terörize eden Grendel'la hiçbir şeyden korkmayan, gözü pek savaşçı Beowulf'un mücadelesini hikayeliyor. Animasyon türündeki film listemizde 10. sırada. She's not my curse. The Titans. Ölümsüzler. Mitoloji filmleri listemizin 9 numarası, Henry Cavill, Mickey Rourke ve Luke Evans gibi oyuncuları bir araya getiren Ölümsüzler. Savaş tanrısı Ares'in efsanevi silahı Epirus'un yayının peşinde olan Titan Hyperion, insanlar ve Titanlar arasında süren savaşın seyrini değiştirmeyi amaçlar. Prove me right and power. Yasak Krallık. The Jade Warlord has sent a bounty hunter. Çin edebiyatının önemli eserlerinden Batı'ya yolculuktan ilham alan Yasak Krallık'ta Amerikalı Jason büyülü bir yolculukla kendini bir anda antik Çin'de bulur. Artık önemli bir görevi vardır. Maymun Kralı kurtarmak. Listemizin 8. sırasındaki filmin başrollerini Jackie Chan ve Jet Li paylaşıyor. Age. 300 Spartalı. Listemizin 7 numarasında Gerard Butler, Lena Headey ve Rodrigo Santoro'lu kadrosuyla 300 Spartalı yer alıyor. Yönetmenliğini Zack Snyder'ın üstlendiği 2006 yapımı film, Pers Kralı Serhas'ı muazzam büyüklükteki ordusuyla mücadele etmek zorunda kalan, sayıları az ama cesur 300 Spartalı askerin öyküsünü beyaz perdeye taşıyor. Milattan önce 10.000. Mamut avcısı Dileh'in köyü yağmalanmış, aşık olduğu kadın da kaçırılmıştır. Dileh, sevdiği kadını kurtarmak için sonu belli olmayan bir maceraya atılır. Roland Emmerich'in yönetmen koltuğunda oturduğu M.Ö. 10.000, listemizin 6. sırasında. Truva. Mitoloji filmleri listemizin 5 numarası, Yunanlılarla Truvalıların kan, ihanet ve kahramanlık dolu mücadelesini anlatan Truva. Sparta kraliçesi Helen'in Truva prensi Paris'e kaçmasının ardından Yunanlılar görülmemiş büyüklükteki bir orduyla Truva'ya doğru sefere çıkarlar. Brad Pitt, Orlando Bloom ve Eric Bana'nın başrollerini paylaştığı Truva, Wolfgang Petersen imzası taşıyor.
Medea. Jason'ın babasından tahtını çalan amcasını devirebilmesi için altın posta ihtiyacı vardır. Altın postun koruyucusu ise büyücü prenses Medea'dır. Jason ve Medea birbirlerine ilk görüşte aşık olurlar. Fakat Jason'ın ihanetiyle Medea'nın sevgisi intikam ateşine dönüşecektir. Pier Paolo Pasolini'nin yönetmenliğini üstlendiği 1969 yapımı Medea listemizin 4. sırasında yer alıyor. I know you're there. Don't be afraid. Malefiz. I'm not afraid. Then come out. Başrollerini Angelina Jolie ve Elle Fanning'in paylaştığı 2014 yapımı Malefiz listemizin 3 numarasında bulunuyor. Masalsı yapımda güzeller güzeli Malefiz'in yüreği Stefan'ın ihanetiyle taşa döner. Artık kin ve öfkeyle doludur ve intikamını almak için amansız bir mücadeleye girişir. They came to uncover its secrets. Mommy's my good son. This is where Mumya. No longer be the undead. Her şey bir arkeolojik kazıyla başlar. Kazı ekibindeki iki kardeşten biri mesleğini tarih aşkıyla yaparken diğerinin tek amacı kayıp hazineye ulaşmaktır. Fakat bilmeden kazdıkları mezarda yatan, binlerce yıl önce diri diri toprağa gömülen Imhotep'i uyandırırlar. Başrollerini Brandon Fraser, Rachel Weisz ve John Hannah'ın paylaştığı 1999 yapımı Mumya listemizin 2. sırasında. In Make Me a Prince. I could just make you a prince. Alaaddin. You look like a prince. Mitoloji filmleri listemizde 1 numara. Alaaddin. On the inside. Showtime. No. Yetenekli ama iyi niyetli bir hırsız olan Alaaddin, şans eseri güzel prenses Yasmin'le tanışır. Bir gün eline geçen ve içinden 3 dileğini yerine getirecek bir cin çıkan sihirli lamba, Alaaddin'in hayatını sonsuza kadar değiştirir. Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerini Will Smith, Mena Masud ve Naomi Scott'ın paylaştıkları Alaaddin, masal tadında bir görsel şölen. Sinema Artı'nın bu hafta da sonuna geldik değerli izleyenler. Haftaya tekrar sinema dolu bir programla görüşmek üzere. Hoşçakalın.